Benim ailemde asker ya da polis yok ama benim bu ülkenin askerine, polisine olan sevgim malumunuz. Evet, vatanseverim, Atatürkçüyüm ve en büyük şansımın da bu topraklarda doğup büyümek olduğunu düşünüyorum. Ama buna karşılık bu ülkenin askerinin, polisinin her zaman çok yalnız olduğunu hissettim. Yeteri kadar önemsenmediğini hissettim ve onların sesi olmaya karar verdim. Biz kanıksamayalım derken, aslında şehit haberlerine alışmayalım derken, en büyük tehlike aslında onlarda. Nusaybin'e gitmiştik ve Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı var, çatışmalar sürüyor. İşte biz çekimleri yapacağız, onlar operasyona çıkacaklar. Hep beraber bir masada oturduk. Çayımızı içtik, biz çekime gittik, onlar operasyona gitti. Aradan birkaç saat geçti, tekrar geldik oturduk. Ali'ye baktım, Ali yok yanımda, Ali nerede dedim. Ali şehit düştü dediler. EYP yüklü binada, 2 saat önce. Nasıl dedim? Ali şehit düştü. Hani 60 saniyeyle giriyor belki hayatlarımıza, şehit haberleriyle giriyor. Ağlayan bir anne, eş, yetim kalan, cami avlusunda oynayan o çocuklar. Sonrasında bitti diyoruz bizim için. Ama onlar için hayat hep yarım kalıyor. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Onların hayatları artık hep yarım kalıyor. Yine bir gün Dağlıca'dan dönüyoruz. Askeri helikoptere bindik. Giderken yanımda o Kobra helikopterinin pilotlarından ikisi oturuyor. Resmimizi çeker misiniz dedi, ama dedi siz dedi bir selfie yapın dedi bizimle. Tabii ki dedim. Birlikte böyle resim çektik. Aradan 22 gün geçti. Burak, şehit haberi geldi. Getirisi mi daha fazla oldu, götürüsü mü? Hiçbir zaman bilemedim ama fark yaratmak istedim ve bu kurulu düzende uyanları biraz da olsun uyandırmak istedim aslında. Kızıma bırakacak koca koca binalarım, arazilerim yok belki ama bir şeyleri değiştirmek adına çabalamış bir annesi olacak. Yol bir yerde bitiyor, bitecek elbette hepimiz için. Önemli olan kaç kişinin hayatına dokunduğumuz ve kaç kişinin